Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ömer Çelik Bey'i konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Arz edin. Aziz Karahisarlılar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Şimdi kendi kendimize şöyle bir soru soralım. Arkadaşlarımız burayla ilgili çok güzel bilgiler verdiler. 1954 yılında sağlık ocağı olarak yapılmış. 1994 yılında koğuş sistemli bir sağlık ocağına veya işte yarı hastaneye dönmüş. Aslında o tesislerin bu tesisle bir alakası yok. Çünkü bu sizin sahip olduğunuz ilk hastane. Peki Karahisarlı'ya bu hastanenin yapılması için uzun yıllar boyunca iktidarda kalmış çeşitli hükümetler, çeşitli kadrolar bunu niye gerçekleştiremediler? Kimseyi eleştirmek için söylemiyoruz. Bir şeyin altını çizmek için söylüyoruz. Bunun da sebebi şu. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Çoğunuz da hatırlarsınız. Sağlık hizmeti almanın en azından Adana'daki standardı şuydu. Hasta olduğunuzda hastaneye giderdiniz. 3-4 gün boyunca giderdiniz, gelirdiniz, giderdiniz, gelirdiniz sıra gelmesi için. Cenazemiz alamazdı doktordan. Sıra geldiğinde de birkaç dakika içerisinde çok süratli bir uygulamayla bir teşhis konulurdu. Arkasından ikinci bir çile başlardı. İlacınızı nasıl alacaksınız? Ben çocukken bir hafta boyunca hastanede sıra beklediğimizi bilirim. Şimdi sizin çocuklarınız bu hastaneler sayesinde çok daha iyi koşullarda yaşayacaklar. İkinci bir örnek vereyim size. 11 yıl önce, 15 yıl önce düşünün. Okullar açıldığı zaman çocuklarınıza ders kitabı bulamazdınız. Ders kitabı bulsanız o kitabı alacak bütçeniz yoktu. Peki şimdi ne oluyor? Ders kitaplarını devlet ücretsiz olarak çocukların masasına koyuyor. Başbakanımız geçen gün açıkladı. Çocuklara 6 milyon akıllı tablet dağıtılacak. Peki bu 11 yılda ne değişti de daha önce hayal olan şeyler şimdi gerçekleşiyor. Mesela şöyle bir şey olsaydı, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir petrol bulunsaydı, çok büyük imkanlara kavuşsaydık, birileri diyebilirdi ki petrol çıktı, Türkiye zengin oldu, bu sayede bu mümkün oldu diyebilirdi. Ama böyle bir şey olmadı. Ya da doğal gaz kaynakları çıksaydı, Türkiye bu doğal gaz kaynaklarını satarak büyük bir gelir elde etseydi, bu iddia edilebilirdi, bu da olmadı. Türkiye 11 yıl öncesine göre herhangi bir ülkeyi sömürge haline de getirmedi. Peki ne oldu? Bakın, bundan 11 yıl evvel %50'nin üstünde, %60'a yakın bir enflasyonla yaşıyordunuz. Enflasyon nedir? Enflasyon, sizin alın terinizle, ekmeğinizle, alın terinizle, emeğinizle kazandığınızın devletin kötü yönetilmesi yüzünden cebinizden çalınmasıdır, gasp edilmesidir. Enflasyon sistematik bir şekilde vatandaşın emeğinin gasp edilmesidir. Şimdi ne oldu? Enflasyon tek rakamlara indi. Bakın, faizler, gösterge faizleri 11 yıl önce %63 civarındaydı. Ve bunlar sizin emeğinizin bir takım faiz lobilerine peşkeş çekilmesi anlamına geliyordu. Vergilerinizin %89'u faize gidiyordu. Şimdi ise 232 milyar dolar gelirden 60 yılda, 70 yılda yapılmış olan 232 milyar dolarken 11 yılda bunun üzerine 570 milyar dolar koyuldu. 570 milyar dolar koyuldu. Gelir, milli gelir, kişi başına düşen milli gelir 2-3 kat artarak 10.500 dolara ulaştı. Bunun sırrı şudur. Bizim elimizde çok büyük bir kuvvet var.
Bunu kimseye açıklamadık. Elimizde gizli bir formül var. Bunu şimdiye kadar kimseye açıklamadık. Bu petrolden de büyük, nükleer silahtan da büyük, doğalgazdan da büyük. O da şudur. Türkiye'yi yöneten kadroların elindeki silah, elindeki gizli formül, mucizevi formül şudur. Sizin sözünüzü dinlemek, sizin talimatınızı dinlemek, sizin desteğinizle yürümek. Şimdi daha öncesini hatırlayın, iktidara gelinceye kadar size kulak verenler, iktidara geldikten sonra bir takım çıkar odaklarına, ekonomik çıkar odaklarına ya da siyasi çıkar odaklarına teslim oluyorlar. 11 yıl boyunca bizim hükümetimize karşı da darbe teşebbüsleri yapıldı, siyasi suikastlar yapıldı, istikrarsızlaştırıcı bazı operasyonlar devreye koyuldu. Ama 11 yıl boyunca bu hükümet sizin verdiğiniz destekle öylesine dimdik durdu ki biz vatandaşın bize verdiği milli iradeyi hiç kimseye gasp ettirmeyiz dedik. O sebeple de 6 kere gidip 7 kere gelmekle övünmedik. Bizim övündüğümüz tek şey şudur. Vatandaş bu desteği bize vermişse biz her ne pahasına olursa olsun milli iradeyi koruruz. İstikrarın sırrı, ekonomik zenginleşmenin sırrı, bu tesislerin yapılmasının sırrı milli iradedir. O sebeple bu ülkenin patronu sizsiniz. Bu ülkeyi siz yönetirsiniz. Bu ülkenin sahibi yöneticiler değildir. Bu ülkenin sahibi sizsiniz. Yetki sizindir, patron sizsiniz. Devlet sizin hizmetkarınızdır. Aziz kardeşlerim, devlet tek başına kutsal değildir. Devletin bir kutsallığı yok. Eğer size hizmet götürmüyorsa, size adalet götürmüyorsa, sizin güvenliğinizi sağlamıyorsa, size eşit muamele etmiyorsa, devlet sizin önünüzde önünü iliklemiyorsa o devletin saygınlığı yoktur. Devlet milletin emrindedir. Devlet vatandaşının önünde saygıyla hizmet ediyorsa, refah üretiyorsa, adalet üretiyorsa, eşitlik üretiyorsa o devlet saygındır. O sebeple şunu bileceğiz. Geçmişte olduğu gibi devleti yönetenlerin kendilerini milletten üstün gördükleri, millete karşı kibirle baktıkları dönemler sona ermiştir. Vatandaşına saygı duyan, vatandaş odaklı düşünen, vatandaşını aziz bilen, vatandaşının haklarını muazzez bilen devlet saygındır. Demokrasi bunun için lazımdır. Bir yerde demokrasi yoksa orada ekonomik refah üretemezsiniz. Ekonomik refah üretemezseniz bu tesisleri var edemezsiniz. İnşallah sizin verdiğiniz destek sürdüğü müddetçe, istikrar sürdüğü müddetçe bunlardan çok daha fazlalarını da yapacağız sizlere. Çünkü bunun sahibi sizsiniz ve daha fazlasını hak ediyorsunuz. Ve şunun bilinmesi lazım. Şunun herkes tarafından anlaşılması lazım. Daha iyi sağlık hizmeti, daha iyi eğitim hizmeti, daha iyi yollar, çiftçilerimize daha iyi imkanlar, daha verimli çalışma koşulları. Bunun hepsi istikrar sayesinde mümkün olur. Bir ülkede istikrar varsa her şey olur. 11 yılda, 100 yılda gidemediğimiz yolu gittik. Bakın sizin burada bir köprü var. Biraz evvel arkadaşlar onunla ilgili de bir bilgi verdiler. Berlin'den Abdülhamit Han zamanında Bağdat'a demir yolu yapmak için oluşturulmuş bir köprü. Şimdi o günler yapılanın üzerine bütün bir 60-70 yıl boyunca hiçbir şey koyulmadı. Hiçbir şey koyulmadı. O zaman Abdülhamit zamanında yapılanın üstüne çok fazla bir şey koyulmadı. Şimdi Adana için başbakanımız hızlı tren projesini açıkladı. O sebeple istikrar varsa, milli irade varsa, sizlerin desteği varsa bunların olması kolaydır. Bugüne kadar bunlar hayal gözüküyor, hayal zannediliyordu. Bunlar yapılamaz zannediliyordu. Bakın, Karahisar'ın 11 yıl içinde merkezi hükümetten aldığı hizmetler 11 yıl önce, 15 yıl önce orta ölçekli bir ilim bile alamadığı hizmetler. Sizin ilçe olarak aldığınız hizmetleri 15 yıl önce, 11 yıl önce orta ölçekli iller alamıyordu. Aldığınız hizmet geçmişin
illerinin aldığı hizmetle yarışabilecek bir düzeydedir. Bundan daha da fazlası olacaktır. Bakın, bütün bürokratlarımız, bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, herkes vatandaş odaklı bakıyor. Sizin neye ihtiyacınız olduğuna göre bakıyor. Şimdi buraya çok kıymetli sağlık personeli gönderildi. Niçin? Siz sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda Karahisarlı'nın dışına gitmek zorunda kalmayın. Sizden bir istirhamım şudur. Sağlık personeli, her kademedeki sağlık personeli sizin için çok vefakarca hizmet üretiyor. Fakat maalesef zaman zaman bizi çok üzen olaylar oluyor. Sağlık personeline karşı şiddet uygulanması, sağlık personeline karşı hoş olmayan davranışlarda bulunması bizim her zaman kınadığımız bir şeydir. O sebeple Karahisarlılar her zamanki Ali Cenaplarını gösterecekler. Buradaki sağlık personelini size hizmet etmek için burada bulunan sağlık personelini Karahisarlı'da kendi ailelerinin bir parçası yapacaklar. Onlara bir alkış istiyorum sizden. Bundan sonrasında yine el ele olacağız. Hep beraber çalışacağız. Ama şunu bileceksiniz. Bu memlekette siz ne derseniz olur. Biz sizin önünüzde yürümüyoruz. Biz sizle beraber yürüyoruz. Bu ülkenin sahibi siyasetçiler, bakanlar, milletvekilleri, askerler, bürokratlar değildir. Bu ülkenin sahibi sizsiniz. Bu ülkede ne varsa sizin sayenizde olmuştur. Milli irade yoksa, demokrasi yoksa ne refah vardır, ne hizmet vardır, ne itibarlı dış politika vardır. Bakın, bu da yetmiyor. Şu anda biliyor musunuz? Sizin Türkiye'de inşa ettiğiniz istikrar sayesinde Türkiye kaç tane ülkeye yardım götürüyor? Bakın Türkiye, Allah'a şükürler olsun ki 81 ülkeye, Türkiye'den yardım isteyen insanlara 81 ülkede yardım götürüyor. Böylesine güçlü bir devleti siz oluşturdunuz. Böylesine kudretli bir siyaseti siz oluşturdunuz. Böylesine güçlü bir vizyonu siz inşa ettiniz. Burada sağlık personeli çalıştığı gibi sizin imkanlarınız, sizin vizyonunuz sayesinde Türk sağlık personeli Somali'de de hizmet veriyor, Myanmar'da da hizmet veriyor, dünyanın her tarafında hizmet veriyor. Siz yarattığınız istikrarla öyle büyük bir şey gerçekleştiriyorsunuz ki sadece kendi ilçenize, kendi şehrinize, kendi bölgenize, kendi ülkenize büyüklük katmıyorsunuz. 81 ülkede sizden umut bekleyenlere, sizden şifa bekleyenlere de reçete oluyorsunuz. İnşallah bundan sonrasında da hep beraber beraberlik içerisinde yürüyeceğiz. Geçmişin 6 ay öncesini göremeyen kaos içinde, zayıflık içindeki Türkiye'si bitmiştir. Türkiye artık 2023'ü görmektedir. 2023'e doğru giderken önümüze çıkan her engeli el ele tutuşarak aşacağız. Önümüze çıkarılan her türlü siyasi suikaste milli iradeyi büyüterek cevap vereceğiz. İnşallah demokrasinin bayramı, hepimizin bayramı, milli iradenin bayramı sandıktır, seçimdir. Seçimlerde biz istikrarı büyüttüğümüz müddetçe, sandığı kuvvetlendirdiğimiz müddetçe hep beraber göreceğiz ki bundan daha fazla hizmetler ilçelerimize, şehirlerimize, ülkemize gelecek ve hep beraber her birimiz tek tek Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını daha çok yükselteceğiz. Şimdi bakın, ben burada bakan olarak huzurunuzda konuşuyorum. Fakat size şunu tüm açık yürekliliğimle söylüyorum. Benim burada konuşmam sizin adınıza bir konuşmadır. Her birinizin tek tek bu arka sıralarda bizleri izleyen kardeşlerimin, sizlerin adını bildiğim bilmediğim dostlarımızın bu memlekete hizmeti bizden fazladır. Çünkü siz Türkiye'de siyasi istikrarı inşa eden esas aktörsünüz. Esas özne sizsiniz. Esas kuvvet sizsiniz. Siz olmazsanız Türkiye'de hiçbir şey olmaz. O sebeple lütfen iradenize sahip çıkınız. Türkiye'nin istikrarına sahip çıkınız. Türkiye'nin büyümesine sahip çıkınız. Bu işler 11 yıl evvel olmuyordu. 11 yıldır nasıl oluyor? Bunu daha çok anlatınız. Hep beraber daha fazlasını yapmak üzere sözleşiyoruz. Bir hizmetten bir hizmete, bir açılıştan bir açılışa hep beraber koşuyoruz.
Bundan sonrasında da arkadaşlarıma söyledim. Karahisar'ın 51 köyünde 11 mahallesinde ne varsa kulağımızı oradan ayırmayacağız. Hep beraber bu faaliyetleri, bu şeyleri hizmetleri gerçekleştireceğiz. Müsteşar Bey güzel bir şey söyledi. Bu dedi hastaneleri kullanın. Başka yere ihtiyaç duymayın. Size en nitelikli sağlık personeli gönderildi. Şimdi o sebeple arkadaşlarımızdan birisi, ben tamamen Allah'a şükür sağlıklı olduğum için sembolik olarak tansiyon ölçtürecek ve hastaneyi kullanmaya başlayacağız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Onu söylüyor yani. Bu amcamız biraz evvel kendisini tanıştırdı. Kendisini tanıştırdı. 83 yaşında şehit babası. Şimdi İyiyiz. Ömrü boyunca da Türkiye'nin demokratikleşmesinden yana oy kullanmış. Bütün acıları, cefaları gördü. Aynı sizler gibi. İçinizden çok büyüklerimiz var. Esas onu söylemek istiyorum. Bu hizmetler, onların verdiği bu mücadele, onların verdiği bu destek sizler gibi, sizin adınıza sembolik kahramanlar olarak buraya aldığımız bu büyüklerimizin sessiz kahramanlıkları sayesinde gerçekleşiyor. O sebeple şimdi kurdeleyi asıl sahipleri sizler adına onlar kesecekler, biz de onları alkışlayacağız. Haydi bakalım. Bismillah. Hayırlı olsun. Ama işte bu. Allah seni gönlü rahmet eder. Şehitlerimizin bu memlekete canını verip sahip çıkması sayesinde olur. Burada inşallah tedavi olan her hasta Allah razı olsun dediğinde senin şehidine de bir fatiha verecek. İnşallah. Allah mekanını cennet etsin. Allah razı Allah sana uzun ömür versin. Sağ ol. Ben Cenab-ı Allah'a dua ediyorum ki inşallah burada şifa bulan her hasta Allah razı olsun dediğinde senin çocuğuna rahmet olsun. İnşallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ağacınla ne için sana? Göz aldı. Sayın Bakan buraya efendim. Şöyle. Oradan. Traktör var, oraya da çıkabilirsiniz.